Çocuklarım, bugün sizi çok neşesiz gördüm. Bu yüzden size çok eğlenceli bir konu anlatacağım. Size tarihteki ilk derbiden bahsedeceğim. Beşiktaş Galatasaray mı? Hayır Sinancığım, daha eski. Hocam ama onlar en eski kulüpler. Beşiktaş 1903, Galatasaray 1905. Evet ama bunlar çok daha eski. Keşke telefonum olsaydı şimdi. İnternetten açıp bakardık. Ama yok. Ay gerçekten futbol mu konuşacağız? Sence de çok sıkıcı değil mi Ece bebeğim? Çocuklar, yaşadığımız topraklar üzerindeki en eski derbi maçı lahanacılar ve bamyacılar arasında olmuştur. Lahanacılar ve bamyacılar mı? Nasıl yani? Çiftçiler kendi aralarında derbi karşılaşması mı yapıyorlarmış? Hayır. Lahanacılar ve bamyacılar Osmanlı zamanında iki takımın isimleri. Aa! Bakın, aranızda bunu duyan biri var. Çok şaşırdım İskender'cim. Duymak ne kelime? Ben lahanacıları tutardım. Helal. Yani şimdi olsa lahanacıları tutardım demek istedim. İskender, madem konuya bu kadar hakimsin ve ilgin de var, o zaman senden dinleyin. Lahanacılar yeşil yorbalar giyip yeşil sancak taşırdı. Çocuklar iyi misiniz? İyiyiz hocam. Gıcık tuttu. Taşırmış yani. Bamyacılar da kırmızı. Aa, bak ben bunu bilmiyordum. Çok güzel, devam et lütfen. Lahanacılar ve bamyacılar halka açık meydanlarda sultanların doğumları, düğünleri, sünnetlerinde yapılan şenliklerin üçüncü gününde karşı karşıya gelirlerdi. Cirit, okçuluk, güreş gibi oyunlarda mücadele ederlerdi. Sultan da onları izlemeye gelirdi. Hocam öyle bir anlatıyor ki sanki orada bulunmuş, tezahürat edip desteklemiş. Peki ne diyorlarmış İskender arkadaşım? Onu da söyler misin? Orada olması gerekmez. Herkes senin gibi değil. Bazıları kitap da okuyor Tayfuncuğum. Lahanaya kuvvet, bamyaya lezzet diyorlarmış Tayfun arkadaşım. İskender. Teşekkürler. Çok güzel anlattın. Oturabilirsin. Peki. Ben de bir bilgi ekleyeyim. İsimlerini nereden aldıklarını merak ediyor musunuz? Anlatayım o zaman. Tayfun sen de dinle. Sultan Çelebi Mehmet lahanalarıyla ünlü Merzifon'da doğmuş. Oğlu 2. Murat da bamyalarıyla ünlü Amasya'da yaşamış. Yani bu padişahların yaşadıkları yerlerin sembolü olan sebzeler takımların da sembolü olmuş. Yani şimdi sizin takım tuttuğunuz gibi o zaman da bazı padişahlar lahanacıları, bazıları da bamyacıları destekleyip onların başarılı olması için yardım ediyorlarmış. Peki, o zaman dersi daha eğlenceli bir hale getirelim. İskender lahanacıları tuttuğunu söyledi. Herkes tarafını seçsin bakalım. Başka kim lahanacı? Biz! Ay, ben de bunlar niye böyle buruşup gevşekler diyordum. Neden diye soruyordum kendime. Meğerse lahanaymış bunlar. Lahanacılara takıldığımıza göre yoksa biz de bamyacı mıyız? Sevgili hocam, eğer siz öyle diyorsanız biz net bamyacıyız yani. Ya da sizin tuttuğunuz takıma tenezzül etmiyoruz diyelim. Sizi her türlü ezeriz bamyacılar. Kim kimi yeneceğiz? Bu antrenmanlarda göreceğiz canım. Bamyacılar! Lahanacılar! Bamyacılar! Lahanacılar! Bamyacılar! Lahanacılar! Bamyacılar! Lahanacılar! Bamyacılar! Lahanacılar! Bamyacılar! Lahanacılar! Bamyacılar! Ne oluyor? Oturun. En azından bu konuyu unutmazsınız artık.